Vatandaşların rahat hareket edip bazı kazaların önlenmesi için kaldırımların geniş tutulması gerekiyor. Fakat ilimizde geniş yapılan kaldırımlar billboard ve panolarla sonradan daraltılıyor. Rastgele kaldırım üstlerine yerleştirilen billboard ve panolar vatandaşları zor durumda bırakıyor. Aşıkpaşa Mahallesi Cumhuriyet Caddesi güzergahında kaldırımlar yaklaşık 4,5 metre genişliğinde yapılmış. Fakat bu kaldırımların üzerine 1,5 metre genişliğinde billboard yerleştirilmiş. Yani geniş yapılan kaldırımlar sonradan tekrar bir şekilde daraltılmış durumda. Üstelik billboard ve panolar dizayn içinde değil, gelişigüzel yerleştirilmiş şekilde. Bu hoş olmayan görüntülere ilimizde sık rastlamak mümkün. Öte yandan bir kişinin dahi geçemeyeceği sözde kaldırımlar da ilimizde yok değil. Geniş ama her taraf aynı şekilde değil. Kimi taraf dar, kimi taraf geniş. Yani bir çocuk arabası geçtiğiniz veya bir sakat arabası geçtiğiniz düşünün. Her taraf aynı şekilde değil. O düzende değil. Peki billboard tabelası indirilmiş. Oraya billboard indirilmiş. Kaldırım daraltılmış değil mi? Sırf kaldırım değil. Çöp tenekeler oluyor. Ağaçlar oluyor. Yani o kadar şey düzensiz kuruluyor ki onlar. Yani bir şeyde değil, hizada değil. Pek de hoş olmamış çünkü o taşlar tam olarak oraya oturtturabilirdi. Mesela Avrupa'da öyle değil, yüksekte olabilir. Oralar çünkü sanki çöp şeyi gibi. Çöp birikintisi oluyor orada. Geniş kaldırımı daraltması. Ya o yüksekte olabilir. Mesela daha görünümde, mesela karşıdan geliyoruz. Yüksekte olup şöyle görebiliriz daha düzenli. Daha düz bir şekilde olabilir. Bazı yerler var o kadar dar ki onlar da gelince önümüze ya billboardlar çıkıyor veya bir ağaçlandırma çıkıyor pat diye. Değil mi? Zor oluyor. Çok zor oluyor. Şu an elimde metre var. Gelin kaldırımı ölçelim. Bir de billboard ölçelim. Ne kadar olmuş? Şöyle size zahmet. Şöyle geçelim. De burada. Evet. Avrupa'da bunlar yükseklerde tutuluyor mesela. Almanya'da, Avrupa'da biliyorum. Daha yükseklerde. Karşıdan gelirken yükseklerde şu şeylere kuruluyor. Direklere falan da kuruluyor. Bunun küçüğüne. Eğer böyle büyük istiyorlarsa daha böyle kenardan, yandan, yan şekilde dursaydı geçerken zaten izliyoruz kenarları. 1,5 metre yaklaşık 1,5 metre yolu daraltmış. Yani. Bir yaşlı buradan kalabalık geçerken tökezleyip buraya kafasında çarpabilir. Panoları nasıl değerlendiriyorsunuz kaldırım üstünde? Ya bunlar da o şekilde. Avrupa'da mesela şu kenarlarda oluyor. Yol kenarlarında tam böyle kaldırımın tam sahasında. Neredeyse çimenlerde bile yani çoğu gözükmüyor bile. Yani biraz gözüküyor. Tam kenarda oluyor. Burada tam ortaya konulmuş. Gelen çarpsın herhalde tökezlesin falan diye. Hoş bir görüntü mü? Mesela sakat arabası geçse şöyle dolanacak. Çok dolamaçlı yapılmış. Çocuk arabasıyla falan o kadar gerçekten. 3 tane çocuğum var. Türkiye'de çok zorlanıyordum ben çocuk arabasıyla geçip. Hoş bir görüntü mü peki? Hoş da hiç hoş görüntü değil. Aslında kaldırmasa yüksek koyması lazım yani. Evet mesela kaldırıp yüksek koyması lazım panoyu. Tam ortalık yere koymuş. Kaldırımı daraltmadaki amaç nedir? Bilemiyorum ne. Sayın seyirciler, yaklaşık 4,5 metre genişliğinde kaldırımlar yapılmış insanların rahat hareket edebilmesi için. Fakat bu kaldırımların üzerine uygunsuz billboardlar yerleştirilmiş ve kaldırımlar daraltılmış durumda. Şimdi vatandaşlar soruyor, geniş yapılan kaldırımlar neden sonradan daraltılıyor? Billboardların yanı sıra panolarda kaldırımlar üzerine düzensiz bir şekilde yerleştirilmiş.